Merhaba, saygıdeğer arkadaşlar, değerli oyun severler, hanımlar, beyler. Özgür Demir ekranlarına hoş geldiniz. Bir kısa mola vermiştim. Çay molası. Çay molasından sonra GTA 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık final bölümüne doğru ilerliyoruz. Oyunu bitiremedik. En sonunda finale doğru geldik. Az kaldı. Bizden istenilen bir görev var. Biri var, ona suikast düzenleyeceğiz. Ya Trevor'ı öldürecektik bir önceki bölümde ya da Michael'ı öldürecektik. Biz ikisini de reddettik. Dostlarımıza asla ihanet etmeyiz dedik. Onlar bizim dostumuz dedik. O yüzden de ortalığı darma duman ettik. Başımız biraz belaya girse de olsun. Aciz bir şekilde beraat edeceğimize aslanlar gibi ipe gideriz. Bizde de öyle bir delikanlılık var. O yüzden Franklin de kendine yakışanı yaptı. Ne Trevor'ı öldürdü, ne Michael'ı öldürdü. Diğer şeyleri öldürdük, adamları öldürdük. Şimdi şeye doğru gidiyoruz, öldüreceğimiz adama doğru gidiyoruz. Bana şey lazım ama. İyi bir silah lazım bu arada. Roket atar, silahçı milahçı. Silahçı. Gideceğim adamla çünkü şey var. Silahçıdan bir şey almam lazım yani çünkü. Şurada bir silahçı varmış. Combination Gun Club. Aman, aman, aman. Yanlışlıkla çarptım ya. Neyse. Ne zaman geri geleceğini merak ediyorum. Senin için diğer arkadaşlar buraya girip birbirimizi izlemek çok keyifli. Bu da bizle dalga mı geçiyor? Ne diyor ya? Dostum. Neyse, şuradan bir... Aldım abi. En kalitesini aldım. Paraya kıydım, en kalitesini aldım. Hani lan roketler? Hani roket atarlar falan vardı burada ha. Satın al, kaç lira? 15.500. Al abi, paramız var. Paramız var, pulumuz var, çok şükür. Sarı yap. EBSD tonu, platin tonu, teçhizat tonu. Tamam. Roket atar aldık. Acayip acayip silahlar var ha. Şunu da al. Default kit diyor. Onu da al. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da tak. Of 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 of. Silaha bak. Paraya kıydık abi, ne yapalım. Roket atar. Kağıt mermi al, 18-20 tane siyah tonu. Onu geç. Striker. Bomba atar. Tamam, onu geç. Başka bir şeye gerek var mı? Şu silah. Keskin nişancı tüfeği. Tamam, paraya kıydık. İyi bir para harcadık. Ne yapacağız şimdi? Çıkalım buradan. Şeye. Hava aydınlanmış lan. Sabah olmuş, sabah. Hadi bakalım. Şuradan bir envantere bakayım, ne var ne yok aldık ya. Bana oğlum roket atmış. Şurada şeyi nasıl değiştirebiliyoruz ya? Taba mı basacağız? Ha. Taba basacağız değil mi burada? Niye orada bir tek şey gösteriyor? Anladım. Burada silah seçiyorum. 4 bomba, şey bombası, şu var. Susturuculu. Şöyle seçiyorsun bunu. Burada silah seçiyorsun şöyle. Tamam, anladım. Keleşimi alayım, şu keleş tabii canım, keleş her zaman iyidir. Silah da iyiydi be. Bu adam roket hedefe odaklanıyor. Neyse. Hadi gidelim biz, şu görevimizi tamamlayalım. Zaten oyunun Lamar aranıyor. Ağır ağır oyunun sonuna geldik. Ağır ağır desem, ağır ağır değil de bayağı uğraştık ya. A nigga just wanted to be helpful, you heard me?
I'm serious, dog. That's hood. Mike and Trevor too. We great. Şuradan devam ederim. And I love you, dog. You too, homie. You done with this bullshit now? Almost. A couple loose ends. Oh shit. I know that voice. You creeping on some fools, huh? All right, nigga, we'll handle your candle. Lay low, my nigga. Kimi seçeceğiz şimdi ya? Adama bir gidelim bakalım. Görevi bitirmem lazım benim ilk önce. Gel lan taksici. Mesafe ne kadar? Bu kadar mesafe var. Katliama bile taksiyle giden adamım ben var ya. Taksiyle gideceğim abi. Morning. Abla benim acil bir işim var, kusura bakma. Silahçı değil lan. Şöyle yapacağız. Silahçı değil ya, bir saniye kendime bir nokta belirleyeceğim. Bir saniye. Hedef şura. Hı. Varış noktası. Bas, hemen hızlı bir şekilde gidelim. Ne yapalım? He's leaving the Beast Club. I'ma do it now. Lan adam kaçıyor be. Niye böyle oldu? Hiç istemediğim bir şey oldu var ya. Şuraya gelecektim. Usuldan bombayı gönderecektim. Adamlar kaçıyor ya. Taksiyle geldik şeye. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bırakmam ben. Of. Yapacağınız işe var sizin. İşte öyle kaçar adamlar. Cenk kayboldu diyor. Çok şeye gittik yani çok. Güle güle Cenk. Güzel. Allah'tan işe yaradı bu helikopter ne? Tamam bu görevi de tamamladık. Michael ya da Trevor'a geçiş yap. Trevor'a geçiş yapayım mı? Trevor'a geçiş yap. Bu arada siz nasılsınız arkadaşlar? Chat'e yazarsanız haliniz keyfiniz nasıl? Nasıl gidiyor hayat? Hannes'ı indir. Hannes nerede? I'm moving on Haynes. Les, see if you can patch me into his radio mic. I want a last reminder of what an annoying prick he is. Los Santos. A city of saints. A city of sinners. And nothing in between but the FIB. Cut! God, this is crap. Who writes this bullshit anyway? Okay, all right. You got this framed right? Yeah, you're looking great. Is the chin? How's the chin? Oh, sharp. All right, the audio's clean? Nice. Oh, well, say something. Check. Yeah, it's great. Okay, fine. We're on. I'm ready. You ready? Speed. All right, let's do this. Sakin ol, bir kendine gel. Allah Allah. Hi, I'm Steve Haynes. Dönme dolaptaki Haynes görünüyor. Kaldırma yazılırken çok fazla yaklaşma ha. O zaman şöyle yapacağım. Ufuk kardeşimiz iyiyim sen nasılsın demiş. Biz de iyiyiz çok şükür. İyi gidiyor Allah'a çok şükür her şey. Dur bakayım şuradan. Sniper neredeydi? Dur. En güzel en uğurlu silahım. Nerede o? Bu değil.
Nerede o manyak? Nerede la bu? Çok fazla yaklaşma dedim. Bu da bir yerden niye? Ya odaklansana kardeşim, niye tutamıyorsun yani? Abla bir dur, müsaade et ya. Git ötede oyna. Burada değil. Şurada bir yerde o ya. Ha, şuradan çıkacağız. Adam burnumun dibinde bence var ya. Gel. Hoca kafalı. Tekrar dene. Adam orada dönüp duruyormuş. Nerede lan bu? Buradan sıkacağım kafasını. Şuraya zıplayacaktım da neyse. Nerede bu? Ha, bu da. Şimdi bak kafasına sıkacağım. Haberlere nasıl konu olacak? Demir engelliyor işte adama. Sıkmama engel oluyor. Hadi. Adam böyle indirirler. Kim lan bu? Bir yerden biri sıkıyor mu? Abla gel buraya. Dur bir dur. Polisler peşimizde. Şeydeki gibi ya, Baba filminin finalinde böyle herkesi altı babayı da öldürüyorlardı ya. Polis sağ tarafta, polis var. Tam üstüne gideyim. Şuradan sol yapayım. Hadi bakalım. Şu polislerden bir kurtulsaydık. Polislerden en iyi kurtulmanın yolu köprü altına bir yere girmek. Böyle mazın, sessiz, sakin, karanlık bir yere girmek. Helikopter, özellikle helikopter peşinizdeyse hiç görünmeyeceğiniz bir yere geçin. Şuradaki şöyle gibi bir yer mesela. Şuraya gidin. Şöyle bir yere gideceksin. Bekleyeceksin burada. İki yıldızdan şu anda aranmamız var. Hey, Lester. I dealt with Haynes. Devon Weston'un yerini belirleyemedim mi? Evet evet, belirledim. Mel Watson takımı onu korumak için Tony Tepeden'deki evine gönderildi. Sanki biraz daha... Her neyse, oraya gideceğim ve onu alacağım. Öyleyse elimizde kim var? Artık babalar operasyonu. Herkesi temizliyoruz. Stretch'i ortadan kaldır. Kardeşim inşallah bir gün sen de istediğin gerçek olur. Şu mu?
Cooper diyordu. Şöyle yakınlarına gideyim de. Lan oğlum, Allah Allah. All right, I'm at the courts. I think I know which one stretches. Oh shit, yeah. I got a message from your homies, Lamar and Franklin. Who's this Peckerwood? Hey man, that's your motherfucking problem. You ain't fucking with me, nigga. I'm out. Old disloyal motherfucker. You one of them old dudes hangs with Franklin? Oh, okay, araba patladı. Gelin lan, gelin hepiniz gelin. Hala biri var ya, can çekişiyor, oradan bana sıkmaya çalışan var. Kafayı uzat dostum. Temiz kankan, streç artık problem değil Frank. Bizi tuzağa düşüren Devin Destin'i alıyorum. Evet, son babalar görevinde. Şuradan devam edelim. Devin'in evine git diyor. Ha, Devin'i şey yapacağız değil mi? Devin'i orada alacağız. Devin etrafını Mary Water korumayla çevirildi. Tamam, biz de korumaların icabına bakarız. Bak eğer dökümanete hissedilmek istemiyorum. Devin'i kaçır diyor. Ama arabayı bir şuradan çekelim. Bir yere nasıl sığıyorduk Hitman'da? Hitman var ya. Hitman'da şöyle bir köşeye geçiyorduk. Hatta arabamızı bile şöyle köşeye geçelim. Profesyonellik bunu gerektirir. Bak burada adamlar var. Sessizce susturucuyla indireceğim onları. Şu tepeye çıkacağım. Bu da şey. Şöyle geçeceğim şuraya. Karanlık bir yere. Ha şurayı. Buradan susturuculu sniper var ya. Kaç? 8 mi? Bu. Şimdi buradan. Şu bir. Bu adam gelecek şimdi buraya. Hitman'da böyle bir görev vardı yani. Pıt pıt indiriyorduk herkese. Şuradan gelsin bakalım adam. Ön sahayı temizleyeceğiz. Şimdi bu geliyor bak. Tamam. Tamam. Bura tamam mı? Önden temizledik burayı. Güzel. Şimdi şu içeride girişte biri var mı? Her yere adam. Lan. Her yerden doluşlar, gördün mü? Kurşun geçirmiyor camlar bu arada. O geri ayağa kalkacak. Ya cam kurşun geçirmez olur mu ya? Şuna bak. Oğlum icabın azabı. Geliyorum, geliyorum. Eceliniz geliyor. Kim buradan biri?
Your Dead mi? Al. GTA 5 çevrim içi girelim mi? Gireceğiz. Bunu bitireyim. Az kaldı zaten. Geldik. Sona yaklaşıyoruz. Şu manzaraya bak ya. Çok güzel. Bunu da bitirelim. Oyunu bitiriyorum zaten. Az kaldı. Geldik. Hah. Bunu bekle. Sen bize artistik yapıyordun ha. Bizim burnumuzdan geçiriyordun ha. Ne oldu? Araba da güzel araba. Hadi bakalım. Buluşma noktasına git ve oyunun sonuna geldik. Arkadaşlar, büyük final GTA 5 bitiyor. Böyle sakince gideceğim, ağır ağır gideceğim. Güzel bir araba. Şöyle mi sürsem ki? Şöyle süreyim ağır ağır. Biraz şöyle bir izleyelim. Arabanın önünü göremiyorum lan. Şöyle gideyim. Kaç günde bitirdin abi demiş. Vallahi o kadar uzun sürdü ki yani. Bir de ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir saat oynadım. Her yayını bir saat oynadım. İlk bölümden beri bir saat oynadım. Herhalde bir kaç bölüm yaptı. Bayağı bir oynadım ya. YouTube'a yükledim zaten bölümden. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bak senin işaret çıktı. GTA'ya girdiğinin işareti çıktı hemen üst köşede. Gördün mü? var. Join'le. Tamam kardeşim. Join'leyeceğim. Az kaldı zaten. Şuradan hikayeyi bitirelim. Ondan sonra bir şey yaparız. Online oynarız. Sen becerikli bir adamsın. Biliyorsun değil mi? O eğitimli katillerden bile daha iyisin. CEO pozisyonu çok yakında boş olacak Slick. Böyle ağır ağır süreceğim. Oyunun tadını çıkara çıkara. Çünkü oyunun artık sonuna geliyoruz. Her başlangıcın bir sonu vardır derler ya. Gerçekten de öyle. Şu manzaraya bak. Adamlar emek harcamış. Çok güzel yerler var ya. Şuraya baksanıza. Bak. Marlow Hayward diyor. Vay be. Çocukken böyle bir yere gittiydik. Çok güzel. Mersin'i falan gezdiydik. Orada bir yer vardı. Orayı andırdı bana. Hatırlattı bana. Yani tatil bölgelerinde böyle güzel yerler var. Yeşillik içerisinde. Orayı hatırlattı bana. Şu eşsiz güzel manzara. Ağır ağır oyunun sonuna geliyoruz. Ya oyun bitmesin diye sanki böyle şey yapıyorum artık. Ağır ağır gidiyorum. Neyse bir an önce gidelim de. Bitirelim oyunu. Şeye vuruyor bak. My friends won't be happy if I empty a clip into the trunk. Şuradan devam edelim. Ya ne görevler yaptık GTA'da arkadaşlar. Oyunu şöyle giriş, gelişme, sonuç bölümüne bakarsak giriş bölümü gerçekten büyük bir soygunla başladı zaten. Karlı bir bölümde başlamış hatırlıyorsunuz. Böyle oyuna başladık. Ne oyundu be. Oyuna bitiremedik ama ya. Gerçekten var ya bu atmosferi, açık dünyası, grafikleri, senaryosu, müzikleri yani oyun mekaniği her şeyi muhteşemdi ya. GTA 5 gerçekten 10 üzerinden 10 alacak bir oyun. Çok başarılı. Özellikle de mesela hikayesi de çok iyi. Online olarak da çok iyi bir oyun. Arabanın güzelliğine bak ya. Neler yapmadık ki? Kaç tane soygun yaptık? Kaç tane araba çaldık? Az kaldı. Şuradan ilerliyoruz. Yıllar önce bitirmiştim 2013'te. Bu
Hatırlıyorum böyle finalini. Az çok hatırlıyorum. Şimdi tekrardan bitiriyoruz. GTA. İzin ver şu bagajdan çıkayım diyor. Huzurlu bir yer bul kardeşim. Hızlandım, bayağı hızlandım ama bu araba, onu söyleyeyim. Arabanın güzelliğine bak ya. Bayağı da gidecekmişiz, mesafemiz varmış demek ki. Sezgi üstünde düz gidiyor mu araba? Güzel gidiyor ama ya. Evet, finale doğru geliyoruz arkadaşlar. Şuradan ağır ağır gidelim. Geyikler, meyikler, deniz manzarası. Geldik buluşma noktasına. Michael'la Franklin de gelecek. Geyik geliyor, bak geyik nasıl koşuyor, bak bak bak. Hop, aman aman. Neyse şuradan şöyle gelelim. Evet, oyunun şimdi burada güzel şu manzara eşliğinde bakıyoruz. Akşam güneşi batarken, ufukta akşam güneşi ve güzel bir arka planda müzik çalıyor. Trevor manzaraya bakıyor. Michael geldi. Franklin de birazdan gelir. Hey, her şey yolunda mı T? Daha güzel olmamıştı amigo. Ha, iyi. Franklin gelir birazdan. Bir sigara yakıyor baba. Keyif sigarası. Diyor, öksürüyor. Kaptan Black yakıyor herhalde. Onun kokusu güzeldir ya. Franklin, hey, ne haber? Onu yakaladığını güvenli ve sağlam, doğru değil mi kanka? Hey, benim hatam kardeşim. C'yi seçtim ve en iyisi o değil mi? Biliyorsun Devin, benim bakış açıma göre ve hey, ben senin gibi zeki bir iş adamı değilim. Ama benim gördüğüm şekilde Amerikan kapitalizmi alt üst eden iki büyük sorun var senin alışkın olduğun türden. You paid a private company to do your dirty work for you. And then you underpaid that company because you thought you were big enough. Çünkü kendini kurallar çakal bir adam olduğunu düşündün. İkincisi, az ücretten elde ettiğin karı denize atma. Sadece az bir miktar. Hayır, istemem. Hayır bak. Problemlere bakmak gerek değil mi? Bu durumda Olaf'ı söylediğinden mantıklı geliyor. Hey Devin, hoşça kal eski dostum. Tavsiye için teşekkürler, hoşça kal. Devin'in işini bitir diyor, arabayı ittirmek için V tuşuna bas ve arabayı aşağı itiyoruz. Gönderdik. Yo, kahretsin. Ah, kahretsin. Şimdi sırada ne var? Artık bir belaya karışmıyoruz ve hayatımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar olarak ne bir seçeneğim var? Yok, pek değil. Tamam o zaman. Kusurlu, korkunç, tamamen rahatsız edici ve pek iyi eleştirilmemiş kesinlikle. Bu harika. Sen bu şekline dönebiliriz. Kahretsin, Devin'in bağrını sanmıyorum. Franklin, medeniyetin en büyük meziyeti. Tanrım, terapistin cevaplanacak çok şey var. Bilmiyorum, hala kendimden de söyleyebileceğimi biliyorum. Söyleyeceklerini de biliyorum. Bak dostum, siz iki serseri beni orta yaş tiplerine sokacaksınız. Ben iyiyim, korkmakta haklısın Franklin, evet. Çok korkmalısın Franklin. Ve GTA 5... bitiyor arkadaşlar. Saçmalıklar için gittikçe yaşlanıyorum. Trevor'a bak. Vay be.
Bu arada bir Tekno Game yaması başarım kazandı. Tall Live or Die Los Santos. Üretici oyun tasarımcısı Lazy. Ya oyunu bitirmek gerçekten çok güzeldi ya. Bütün bu emek harcayan bütün insanların eline sağlık. Gerçekten muhteşem bir başyapıt yapmışlar, bir şaheser yapmışlar. GTA 5 gerçekten baştan sona bütün senaryosuyla çok güzel bir oyundu. Beni çok etkiledi. Zaten hani oyun hiç eskimeyen bir oyun. Yani şöyle düşünün, klasik arabalar gibi, Amerikan arabalar gibi. Oyunun yani zamanla değeri artan bir şey var yani, böyle bir yapısı var. Aradan yıllar geçmesine rağmen bir oyun tekrar size o heyecanı veriyorsa, tekrar oynattırabiliyorsa bilin ki o oyun iyi bir oyundur. Şuna bak, senaryo yazarlarına bak. Oyunun senaryosunun yazarlarına bakar mısınız? Kaç tane kişi, bu kadar adam yani bu oyunu için emek harcadılar, uğraştılar. Ve gösteriyorlar şöyle. Çok yemek harcanmış bir oyun ya. Yani hikayesi gerçekten de öyle. Çok başarılı bir hikayesi var. Ama şunu söyleyeyim. Mafya 1'de çok şey, çok güzel bir hikayesi vardı. Mafya 1'de çok efsane bir hikayesi vardı. Ama tabii ki GTA'da çok güzeldi. Ha, bu GTA Vice City'de çok güzeldi. Aynen, çok keyifliydi. Yani bütün oyunlar GTA'nın iyidir. Vice City iyidir, San Andreas iyidir ama beni en çok nedense GTA 4 beni çok etkilemişti. Çok yani GTA San Andreas'tan sonra GTA çok güzeldi. Evet. Arkadaşlar, olduğu gibi veya dolaylı teli hakkı sahipleri ve katılımcılar tarafından temin edilir demiş. Evet. Arkadaşlar, ben Özgür Demir. GTA 5'i bitirdim. Çok şükür bitirdik. Oynaya oynaya en sonunda GTA 5'i bitirdik. Belki şimdi bana çok soruyorsunuz, abi bir sonraki seri ne olacak? Bir sonraki oyun ne olacak? Abi işte tekrardan istiyorsunuz Max Payne'i tekrardan oyna bitir diye. Max Payne 2, diğer oyunları yani şeyi bitirmeyi düşünebiliyorum. Call of Duty, Modern Warfare 1, işte Call of Duty'nin işte Modern Warfare sonra 2, 3, o seriye girebilirim. Çünkü çok sevdiğim bir oyundur. Onları da daha önce bitirmiştim ama bakalım, ondan sonra yeni bölümlere bakalım, düşünüyorum başka oyunları. Arkadaşlar, bu arada beni Twitch'ten, DLive'den, YouTube'dan takip edebilirsiniz. Diğer sosyal platformlardan da, Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yayına katıldınız, canlı yayına sohbet ettik, muhabbet ettik. Çok keyifli oldu. GTA 5 efsanesini bitirdik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.